Soruda bize x eksi 1'in y'ye eşit olduğu verilmiş. Bu tarz ifadelerde farklı açılardan da bakmamız önemliydi. Yani 1'i karşıya atıp y'yi diğer tarafa attığımızda x eksi y'nin 1 olduğunu görmemiz önemliydi. Çünkü x eksi y eşittir 1 demek, x y'den 1 büyüktür demek. Dolayısıyla x eksi y dışarıya pozitif çıkar demek. Şurada bir x eksi y var. Bunun 1 olduğunu biliyorum. 1 dışarıya da 1 çıkar. Dolayısıyla 5 çarpı 1, 5. Bunu yazdım. Eksi 2. Geldik y eksi x var. Ben neyi biliyordum? X eksi y'nin 1 olduğunu biliyordum. Yani 3 eksi 2, 4 eksi 3, 5 eksi 4. Hatta eksi 2, eksi 3 gibi bir ifade bu. Her durumda x y'den bir tane büyük. Peki y eksi x olsa ne olur? Yani yer değiştirirlerse ne olur? Deneyelim. 2 eksi 3, 3 eksi 4. Bunlar dışarıya ne çıkıyor? Eksi 1 çıkıyor. Dolayısıyla şurası eksi 1'miş. Eksi 1 mutlak değer dışına ne çıkar? Artı 1 çıkar. Dolayısıyla 5 eksi 2 çarpı 1 olur. Şurası 2 olduğu için 5 eksi 2 dışarıya 3 çıkar. Dolayısıyla bizim ifademiz 3'e eşit olur.